Merhaba, ben Ela Wingames'ten Kübra. Oyuncularla buluşmak için ilk adımlarını atan ve tam sürümünden önce karşımıza çıkan oyunları değerlendirdiğimiz erken erişim köşemizin ilk videosu ile karşınızdayız. Bu seri ile birlikte merak ettiğiniz ya da daha sonra bakarız diyerek almakta tereddüt ettiğiniz oyunları kısa bir değerlendirmeye tabi tutarak yapımlar hakkında size olabildiğince fikir vereceğiz. Bakalım ilk konuğumuz olan Lifeless Planet hakkında elimizde neler var? Lifeless Planet, David Board adlı çok yönlü bir geliştirici tarafından yapılan ve Kiss Games tarafından yayınlanan tek kişilik bir macera ve bulmaca oyunu. Adından da anlaşıldığı üzere hayatsız bir gezegende geçen 6 Haziran'da beta sürümünden çıkacak olan oyunu erken erişim dönemindeyken bir görmek istedik. Oyun, etrafta Sovyet Rusya kalıntılarının bulunduğu ıssız bir araziye düşen astronotun macerasını anlatıyor. Oyuna ilk başladığımızda kendimizi çöle benzeyen bomboş bir arazide buluyoruz. Bu noktada başlayan maceramız hayatta kalma, bulmacaları çözme ve alışılmadık doğa düzeninde kafamızdaki soru işaretlerine çözüm bulma şeklinde ilerliyor. Landing Site adlı birinci bölümde karakterimiz yanında taşıdığı tablete çevreden ve ruh halinden bahsederek kayıtlar alıyor ve yürümeye başlıyor. Oyunun belli bölgelerinde oksijen kaynağı bulunuyor ve karakterimiz hayatta kalmak için kendi oksijen tüpünü bu noktalardan doldurarak ilerliyor. Bu noktadan sonra oyunun zaman zaman açık, zaman zaman kasvetli ve kapalı alanlarda geçen hikayesinin içinde yaşamaya başlıyorsunuz. Oyunun bütçesine göre etkileyici ve insanı geren ses efektleri ilerlerken sizi tedirgin etmek için yeterli oluyor. Oyunda ilerlerken astronotumuz halüsinasyon görmeye başladığını fark ediyor ve korkmaya başlıyor. Hayatta kalma tarzındaki bu bulmaca ve macera oyunu aslında biraz durağan ilerliyor. Ama genel olarak oyunda kendinizi sürekli bir yerlere atlayıp zıplarken buluyorsunuz. Lifeless Planet'in sizi gizemli bir havaya soktuğu aşikar. Güneş sistemimizin dışındaki bu görevde merakınıza hakim olamayan bir oyuncuysanız sizi heveslendirecek detaylara kapılabilirsiniz. Henüz tamamlanmamış olan oyunda çok uzun bir oynama süresi olmasa da şöyle bir göz atayım diye girdiğiniz maceranın keyifli birkaç saate dönüştüğüne şahit olabilirsiniz. David Board'un oyunun hikayesi üzerinde ince düşündüğünü oyunu oynarken gerçekten hissediyorsunuz. Lifeless Planet'in mekanikleri şu an elbette eleştire çok açık değil. Zira erken erişimde yaşanan sorunların zamanla kapatılacağını hepimiz tahmin ediyoruz. Oyunun grafik eleştirisine gelince, Lifeless Planet bağımsız bir yapım olduğundan çok zengin bir desteğe sahip değil. Bununla birlikte mekan tasarımları ve kabul edilebilir modellemeleriyle keyifle oynanabilir. 6 Haziran'da tam sürümüyle piyasaya çıkacak olan oyun şu an Steam üzerinden 13 dolara satılıyor. Lifeless Planet'i şimdi satın aldığınızda kısıtlı bir oynanış ile karşılaşabilirsiniz ama üzülmeyin. Kapalı olan bölümler oyunun tam sürümü piyasaya çıktıktan sonra açılacak. Oyun şu an sadece Windows ve Mac platformu için hazır durumda. Diğer platformlar için ise bir açıklama bulunmuyor. Yaşam belirtisinin çok çok az olduğu bu esrarengiz gezegende dolaşırken eğleneceğinizi umuyoruz.